Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de yeni bir araba alacağım arkadaşlar. En son biliyorsunuz bir garaj almıştık. Son bir tane herhalde alınmadık garaj kalmıştı. Ve Toyota GT86'yı sizin için satın almıştım. Ve şimdi o garajı doldurmaya başlıyoruz bugün. Ve güncelleme ile alakalı da biraz bilgi var. Bir geçenlerde yapımcı bir canlı yayın yapmıştı. Orada bazı gelecek arabaları paylaştı. Bir tanesi yani şu an şey değil. Aklıma gelmedi. Şimdi ben şöyle sağ üstte gelecek arabaların ben resimlerini size koyayım arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz zaten. Bunlar gelecekmiş. Ya bilmiyorum, benim çok şey gelmedi. Yani iki tanesi zaten yani araba demem. Olanları ben sağ üstte şu an görüyorsunuz. Koydum bile arkadaşlar oraya. Bunlar var sadece. Diğer türlü bilgileri bilmiyorum. Ne var ne yok. Sadece arabaları gördüm geleceğiyle alakalı ama ne zaman gelecek onu da bilmiyorum. Ama muhtemelen oyunun içine entegre edilmiş. Kullandı çünkü kendisi. Muhtemelen yakın zamanda bir araba güncellemesi gelecek yine. Şehir hala yok. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi Toyota GT86 ile başlıyorum ve bugün yeni bir araba alacağız. Yeni arabamız için 3 tane boş yerim var. Bir de son bir garajımız kalmış. Aynen. Bak abi, son bir garaj. Yani başka yerimiz yok arkadaşlar artık. Yani ne yapacağız? Bir güncelleme gelmesi lazım. Ve bu güncelleme araba güncellemesi değil. Şehir, garaj, ev, bunlar olması lazım. Hiç arabayı satmak istemiyorum, onu söyleyeyim. Satmayacağım da. Yani diyeceksiniz abi polisi yakalat hacize gitsin, onu da yapmak istemiyorum. Abi ben sevmiyorum öyle şey. Direkt hazır olacak arkadaşlar. Yani benim garajım olacak, koyacağım oraya. Ya mesela şey gelse çok güzel olur. Böyle garaj yükseltme tarzında bir şey gelse veya da böyle 2-3 katlı garaj sistemi gibi bir şey olsa harika olur. Yani merdivenden çıkarsın, yoldan üst kata park edersin falan, inanılmaz güzel olur. Keşke o tarz bir şeyler gelse. Ya bunların gelmesi lazım aslında. Yani bunlar yani oyuna böyle çağ atlatacak, oyuna böyle seviye arttıracak şey. Böyle hep böyle tek düze, hep tek düze garajlar. Hep aynı tipte şeyler gelince çok bir heyecanı kalmıyor. Böyle biraz farklılık yapmak lazım bu tarz oyunlarda diyeyim. Yani şart o tarz bir şeyler. Şimdi bugünkü arabamız gerçek hayatta da benim çok beğendiğim, çok sevdiğim arabalardan bir tanesi. Biz bu arabayı daha önce almıştık. Hesap gidince araba da gitmişti biliyorsunuz. Sadece bizim hesap gittikten sonra şey kalmıştı. Parayla aldığım arabalar kalmıştı sadece ve bir de 3-5 tane normal arabalar kalmıştı. Kayıttan bir önce kalmış arabalar. Eski kayıt gidince onların hepsi gitti maalesef ve kalan arabaları tekrardan almaya başladık ve çok az kaldı zaten. Yani hemen hemen bitirdik gibi bir şey. Yani Allah, benim hatam. Golf benim hatam. Benim hatam abi. Ben saçma sapan kenardan döndüm konuşurken. Arabamızı burada alacağız. Aha, dayıya da vurduk. Hadi geç. Geç abi, geç, bir şey yok, tamam. Kaldırımda araba sürersen vurursun böyle. Şimdi yeni arabamız ne sizce? Bak, şunu görüyor musunuz? Chevrolet Camaro'yu bugün satın alacağım. Zaten buradaki arabaların hemen hemen hepsini aldık. Rolls-Royce ve Mustang dışında arkadaşlar. Gerçekten çok güzel arabalar var. Ve bugünkü arabamız bir arı. Yani arı diyor İngilizcesi, Türkçesi arı. Chevrolet Camaro'yu bugün satın alıyorum. Çok güzel bir araba. İyi, aşırı güzel. Minicik bir bagajı var. Yani bagaj olarak sıkıntılı bir araba. Zaten spor araba. Bagajını yapacaksın spor arabada. Şimdi bir kaput açtım. Kaputta gayet yapılmış böyle ufak tefek detaylar var motorda. Gayet iyi gözüküyor. Bir de içine binelim. Araba alacağız sonuçta. İçine binip bakmadan araba alınmaz arkadaşlar. Önce içini bir kontrol etmeniz lazım. İçi maalesef güzel değil. Yani biz o kadar yukarıdayız ki direksiyon alt tarafta kalıyor. Yani koltuğa oturmayacaksın. Şuraya oturman lazım direksiyonun rahat tutabilmek için. Biraz sıkıntı. Bakacağız. 267 bine yeni arabayı satın aldım arkadaşlar sizler için. Ve şimdi isterseniz dörtlerimi yaktım. Farlarımı açtım. Vay. Gerçekten Bumblebee gibi bir araba arkadaşlar. Evet, direksiyon biraz daha düzeldi oturduktan sonra. Ama tabii yine iç kısım çok güzel yapılmamış. Çünkü bu araba oyuna eklenen ilk arabalardan falandır muhtemelen. Yani yeni bir en güncellemeyle gelen arabalardan olmadığı için içi de o zamanki gibi yapılmış, bırakılmış. Yeni hali yok maalesef ama dış görüntüsü gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bayağı kaliteli. O zaman trafiği bir kapattım. İlk testimiz artık klasikleşmiş bir test.
top speed testi, maksimum hız testi yapacağım arkadaşlar Camaro için. Benim tahminim 250-260 civarı bir hıza ulaşacağını düşünüyorum Camaro'nun. Ve ondan sonra da direkt drift'e geçeceğim ve güzel de bir drift yapacağını düşünüyorum yine Camaro'nun. Gerçekten beğendiğim arabalardan, çok güzel gözüküyor yani. Tasarım çok iyi. Böyle çok güzel, böyle agresif, sinirli, spor duruyor ya. O bayağı iyi. Bir de böyle kenara kaldırıma çarpmadan çıkabilseydik rahatlıkla, olmadı. Neyse hadi bakayım. Devam ediyoruz. Şu an için 170-180. Yo bak çok seri hızlanıyor. Fark ettiniz mi? Bir anda 230'a geldi araba. Of 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 of. Çok iyi. Çok iyi. Dönüşüne bakıyorum. Spin atma. Ya. Abi ya çok çabuk kaydırdık ya. Kontrol çıktı ama ben buradan devam edeceğim direkt. Zaten top speed göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü arabanın hızlanması o kadar iyi ki. Ya bakın çok seri gidiyor. Ben bundan top speed'i görürüm arkadaşlar. Polis geldi mi? Geldi ya. Polis de peşimize geldi. 230-200. Yok abi 240'ı da geçiyor. Ben 250 falan dedim ama muhtemelen 250'yi geçer gibi duruyor bu araba. Dur bakayım biraz daha basalım şu yolun sonuna kadar. Abi 255'i falan da gördü. Araba bayağı hızlı çıktı be. Bu kadar hızlı gitmesini beklemiyordum ben Camaro'nun. Yani 250-255 dedik ama onu da geçiyor çünkü şu an. Muhtemelen 270-280 basacak çünkü o kadar seri hızlanması var ki arabanın. Yani gerçekten son zamanlarda gördüğüm en seri hızlanmalardan bir tanesi. Polis bizim peşimize bile düşemedi. O kadar hızlı gittik, kurtulduk ki. Şimdi şuradan et of 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 280'i geçti. Abi 295'i gördük. Hala gidiyor bu araba. Camaro ne oluyor sana? 295 kilometreyi gördük ve hala gidiyor. İnanılmaz bir araba. Yani gerçekten çok güçlü bir araba. Ben bununla bu kadar top speed görmekte zorlanacağımızı, bu kadar yüksek hıza çıkacağını hiç de tahmin etmiyordum. Yani beklentimin çok üzerinde de ben bir türlü düzgün gidemedim ya. Gerçekten bir türlü düzgün gidemedim. Gidemediğim için de görüyorsunuz sürekli çarpıyoruz sağa sola. Bir şeyler bir şeyler. Neyse dur tekrar geleceğiz abi. Top speed görmeden bu testi, bu arabanın performansını anlayamayız. Bu arabada gerçekten top speed büyük şart. Hatta çok ileri gitmeyeceğim. Direkt buradan dönüyorum, tamam mı? Direkt buradan döndüm. Zaten çok hızlı 200'ü görüyor. 200'den sonrası birazcık sıkıntı. Eğer yine göremezsek stadyuma gideceğim. Stadyumda zaten sorunsuz bir şekilde top speed göreceğimizi düşünüyorum. Abi şurası ya. Bak ben bunu niye böyle yapıyorum? Ya şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Ben burayı dönerken niye ikide bir çarpıyorum anlamadım. İkide bir aynı şey oluyor. Bak kaçtır deniyorum. 8 dakikadır çarparak duruyoruz buralarda. Yani gerçekten bende de birazcık şu an tuhaflık var sürüşümde. Tekrar deniyorum. Son deneme yine kaydırırsak hiç oyalanmadan doğru stadyuma gideceğim arkadaşlar. Aynı yerde defalarca uğraşmayalım daha fazla. Ama hızlanmanın seriliğini görüyorsunuz değil mi? Yani muazzam ya. Gerçekten çok güzel. Bak yine kontrolden çıkıyordum. Son anda kurtardım. 200'ü çok rahat geçiyor. 220-230. Abi buralar su gibi akıp gidiyor ya. O kadar güçlü bir araba ki. Bak 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 bak. 270. Ama işte yetmiyor. Yok burası yetmiyor. Anlaşıldı. Zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Bu arabanın yeri stadyum olduğunu bir kez daha görmüş olduk diyebilirim. Daha önce bilmiyorum bu arabayla biz kaç kilometrelik hıza ulaşmıştık ama bu arabanın top speed'i burada görülmeyecek. O kesin ve kesin netleşmiştir. Haydi bakalım. Şimdi gidelim abi. Ben bunun top speed'ini görmem lazım. Camaro gerçekten çok güçlü bir araba. Çok hızlı bir araba olduğunu görüyorsunuz. Defalarca gördük bunu. İnanılmaz bir araba gerçekten. Yani anlatılacak gibi değil gördüğünüz gibi. Yani bayağı bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı bayağı iyi. Şimdi stadyum, yani iyi ki böyle bir yer geldi ya. Eskiden hiç top speed yapamıyorduk maalesef, biliyorsunuz. En azından bu stadyum bizim işleri bir tık daha kolaylaştırdı. Ama yeni şehir geldiğinde çok daha kolay olacak arkadaşlar bazı şeyler. Şimdilik burası bizi idare ediyor ama bazı arabalarda bile biliyorsunuz biz burada top speed göremiyoruz çünkü. Ancak nos takmamız gerekiyor. Ben nossuz top speed görmeyi seviyorum. O yüzden nos çok öncelik değil. Hiç olmazsa en son nos takıyorum.
Bakalım şimdi top speed'de benim tahminimin üzerinde 255 falan dedik, 60 dedik ama abi ne 260'ı, 295'i görüyor bu araba. De daha da gidiyor yani, düşünün. Bayağı hızlı. Gerçekten bayağı hızlı. Bakın şu an dönerken bile 255 ile döndüm. Şimdi hızlanıyoruz. 270 gidişe bakın ya. Vallahi helal olsun. Abi 303'ü gördü, bilerek duvara çarpacaktım aslında. Son hızı görürüz diye baktım, görmeyince dönmeye çalıştım, o da spin attık. 303'ü gördü araba. Abi bu arabanın hızı normalde çok fazla olmuş. Yani normalde bu araba bu kadar gitmiyor ki. Bu bayağı yüksek bir hıza ulaşıyor. Yani 303 kilometreye çıkıyor. Neredeyse top speed göremeyeceğiz biz bu arabayla, biliyor musunuz? Muhtemelen şu an birazcık şüpheye düştüm. Yani normalde biz bu arabanın burada şu an top speed'ini görebiliyor olmamız lazımdı ama çok mümkün olmuyor şu aşamada. Yani şu aşamada olmuyor yani. Bakayım şimdi şurada düz yolda bir kapıştır, ya kapıştır ne ya, yapıştıralım. Sonuna kadar gideceğim duvarın. Abi 309'u gördü ve gidiyor hala. Bu nasıl bir araba ya? Yani nasıl göreceğiz biz bunun top speed'ini? 309'u gördü ve gidiyordu hala. Gördünüz. Hala gidiyor araba. Nasıl bir hızdır ya? Yine deniyorum. Sonuna kadar gideceğim duvarın. 307 yine gidiyor. Hayda. Abi bunun top speed'i görmemiz lazım ya. Puanı kırmış, kırmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Göremezsek kırmak zorunda kalacağım. O yüzden şu an bu kadar hızlı bir arabanın gerçekten top speed'ini görmemiz gerekiyor diye zorluyorum sınırları ama ya şu hızdayken bir dönebilseydik burayı. Ama işte hız kesiliyor abi. Buraları bir 280-290'la dönsek her türlü top speed'i göreceğim ama göremiyorsun abi, gitmiyor o kadar. Dönerken hızın kesiliyor. Ha şu an belki, dur bakayım bir şeyler olabilir mi? 307-308 yine gördük, yine tıkandı. Of, ne yapacağız? Abi göremiyorum ben bunun hızını ya. Bak bayağıdır da bunun top speed için uğraşıyorum fark ettiyseniz. Sadece top speed yapmaya çalışıyoruz. Hala diğer testlere geçemedim ben şu an ya. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak bu iş? Dur bakayım şurayı, işte abi dönerken hızımız çok düşüyor ya. Gerçekten. Ya o kadar düşüyor ki hız. Nasıl toplayacağız? Nasıl gideceğiz? Artık bir iki deneme de yapacağım. Olmadı bırakacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ama bu sefer sanki olacak gibi. 308. Yok abi. Yok yani, gerçekten göremiyorum. Top speed maalesef. Maalesef başarısız olacak gibi gözüküyor. Son bir denemeyi nerede yapacağım? Bizim ilk top speed noktamıza doğru uzunca bir yol var ya. O yolda basacağım arkadaşlar son olarak. Eğer orada da olmazsa yani artık top speed'de maalesef başarısız oldu diyeceğiz ve bu kadar güçlü, bu kadar hızlanması iyi bir arabanın yani top speed'ini görememek gerçekten üzücü. Yani görmemiz lazımdı ya. Gerçekten görmemiz lazımdı. Böyle olmaması gerekiyordu ama ya uf, takılma ya. Olmadı vallahi ya. Tüh. Yine göremeyeceğiz. Ben yine içimde kalmasın diye son bir deneme daha yapacağım Camaro ile. Gerçekten Camaro neysin sen böyle ya? Bu kaç basıyorsun abi sen? 309'a gidiyoruz. İnşallah 310'da bitmiyordur. 1 kilometre için görememezlik yapmamışımdır. 310'da bitiyorsa, 309'u gördük çünkü en son. 1 kilometre için top speed görememezlik olduysa sıkıntı. Üzülürüm yani. Hadi bakayım şimdi devam ediyorum. Kaydırma, kaydırma. Nereye gidiyorsun? Abi nereye gidiyorum? Bir sakin ol ya. Hadi bakayım. Şimdi top speed testine başladım arkadaşlar. Başlayabilirsem. Benlik bir şey yok. Gerçekten benlik bir şey yok ya. Of abi. Arabada şöyle bir sıkıntı var. Yani mesela bir kere kontrolden çıkıyor ya. Arabası çok savrulmuyor sağa sola. Saçmalamıyor ama kontrolden çıkınca da hakimiyet tamamen gidiyor. Yani düzeltmeniz, toparlamanız neredeyse imkansız. Neredeyse imkansız. Şimdi top speed noktama kadar basacağım. Ondan sonra orada drift testine başlayacağız arkadaşlar. Hem de ileride fren testimizi yapacağız. Ya polis mi yine mi ya? Abi gelmeseydin ya. Neyse vurmadı Allah'tan. Bir top speed testi için yani yok, burası da hiç uygun değilmiş anlaşıldı. Yok abi. Yok yani göremiyoruz abi. Göremiyoruz. Top speed ve hızlanma maalesef başarısız.
Kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu. Hadi bakalım drift'e başlıyoruz. Ya bu kadar güzel bir arabaya çok ciddi bir puan kaybı getirdi. Top speed testi ve hızlanma testi. Yani şu an moralim bozuldu arkadaşlar. Gerçekten moral bozuldu şu an. Onu söyleyeyim size öncelikle. Ya benim düşüncem çok rahat bir şekilde top speed ulaşabileceği yönündeydi ama olmadı. Ama drift konusunda şu an şunu söyleyeyim size. Gayet güzel drift yapıyor. Yani gayet güzel bir drift performansı var şu an için. Gördüğünüz gibi Camaro'da. Şimdi buradan tam dönüş yapacağım. Bir arka sokaktan tekrar yolun sonuna gidip drift yaparak DS'e devam ediyorum. Orada da çünkü fren testine başlayacağız. 200 km'li fren testi yapıyoruz. Onu yapmaya çalışacağım. Ve daha sonra da artık off-road testi için off-road bölgemize gideceğiz arkadaşlar. Orada da yine önemli testlerimiz var. Ama bizim için en önemlisi bence bu tarz arabalar için top speed ve hızlanmaydı. Onlar da sınıfta kaldı. Ve drift tabii ki. Drift de önemli. Ama maalesef sınıf tekrar arkadaşlar. Camaro sınıfta kaldı. Hadi bakalım. Gerçekten sınıfta kaldı. Yeni arabamız Camaro top speed'de sınıfta kaldı arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok. Ama en azından drift konusunda bayağı başarılı. Drift'i kapattım. Direkt 200 km ile fren testi başlıyor. Hadi bakalım. 200'ü zaten havada karada yetişebiliyoruz biliyorsunuz. Yani ulaşabiliyoruz daha doğrusu. Hadi bakayım. 200, 200, 200. Allah. Fren. Bu ne abi ya? Of. Of 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 of. Yani biraz daha duramasak kötü diyeceğim. Ama ortada kaldı ama kıl payı mesafe ile ortaya geldi. Camaro ne oluyor Camaro ya? Abi cidden ne oluyor ya? Yani gerçekten yeni arabamız sınıfta kaldı arkadaşlar Camaro. Bu kadar iyi bir araba. Çok güzel hızlanması vardı. Çok seri. Ama bunları nasıl yapamıyoruz? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi doğru off-road bölgesine doğru gitmeye çalışıyorum. Başarabilirsem. Vay güzel uçtuk ha. Cidden güzel uçtuk. Vay 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 yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Haydi bakalım. Devam 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 devam. Yukarı doğru çıkıyoruz. Önce yüksek dağa tırmanacağız. Ardından minik tepeye tırmanıp sonuçlara bakacağız. Ben de puanımı düşüneyim bir yandan yavaş yavaş. Yani keşke şu top speed ve hızlanma iyi olsaydı. İyi olsaydı çok sağlam bir puan gelecekti haberiniz olsun. Yani söylemeyeyim ama sağlam bir puan gelecekti. Ama şu an yani bayağı bir sıkıntılı puan gelecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani sen bir spor arabaysan, güçlü arabaysan top speed göreceksin. Yani göremiyorsan yapacak bir şey yok. Puan da kötü gelecek arkadaşlar tabii ki. Şimdi tırmanma konusunda ben mesela umutluyum. Buraya bile rahat çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok seri bir hızlanması var. Bakın yani neredeyse 80'e kadar çıktık buraya kadar. Bakın abi tahminim doğru çıkıyor arkadaşlar. Yani bakın birazcık daha bak biraz daha gitse. Tabii kamera sağ olsun gösteremiyorum ama. Yani birazcık daha. Tabii yine yeni araba alınca kamera bozuluyor. Gösteremedim. Çok güzel. Neyse uzatmaya gerek yok. Çok güzel arkadaşlar. Buraya tırmanışı gerçekten çok güzel ama bu araba için bura biliyorsunuz zorunlu değil. Ama tırmanması güçlü bir araba olduğunu gösteriyor. Keşke top speed'de de gösterseydi onu. Orada göremedik. Son tepe tırmanışı. Esas puanlamanın yapılacağı tepeye doğru gidiyoruz. Orada sonuçlar artık belli olacak arkadaşlar. Ben de puanımı yani ufak ufak kafamda bir plan, bir puan oluştu. Onu söyleyeyim. Yani şurayı bir tırmansın. Bir bakalım. Haydi Camaro. Göster gücünü. Haydi bakalım. Ops. Buraya çıkamazsa bu araba bu kendini parçalasın zaten. Tabii ki çıkar abi. Çıkamaz olur mu ya? Güzel performanslar gördük. Kötü performanslar. Böyle yani şanssız aslında ya. Top speed'de bu arabanın çok rahat görebilmesi lazımdı. Çok güzel bir araba gerçekten. Ama maalesef top speed konusunda başarısız oldu. Fren performansında
orta bir performans, drift güzel, tırmanma güzel. Puana gelecek olursak 10 üzerinden 6 puan verdim. Çünkü esas en yüksek puanı bu tarz arabalar top speed ve hızlanmadan alıyor arkadaşlar. Büyük puanı oradan kırdım. Esas puan yani 3.5 puan belki oradan gitti. Yarım puan falan da driftten pardon fren testinden götürdüm. Ve kalan puan 6.5 puan diyebilirim size. 6.5 puan iyidir, iyi. 6.5 güzel abi. Yani daha iyi olurdu ama 6.5 yeter mi ya? Düşünüyorum şu an. 6.5 iyi. 6.5'da karar verdim. Son kararım Camaro için. Devam edeceğiz. Siz de puanlarınızı yazmayı, kanala abone olup videoya beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.